Ne zaman öğrendiniz? Niye bana haber vermediniz? Haber verecek bir şey yoktu. Ben zaten oradaydım. Sen niye ofiste değilsin? Gazeteciler üşüşür şimdi. Vaziyet nasıl? Vaziyet nasıl? Tek derdiniz bu değil mi? Vaziyet nasıl? Vaziyet bok gibi Can Bey. Ne söyleyeceksen gel içeride söyle. Etiği herkesin gözünün önünde rezil ettin. Hiç mi vicdanını sızlamıyor? Hadi durma. Sen de suçla beni. Peki, her şey benim yüzümden oldu. Ağlayıp sızlasam, vicdan azabı çeksem aklayacak mısın beni? Herkes beni affedecek mi? İki yüzlülük bu. Eti kendini öldürdü. En şahane, en gösterişli intikamını aldı benden. Onu hayal kırıklığına uğrattığım için suçluluk duymamı istedi. Hepsi bu. Seni oğlu yerine koyan bir kadının ölümünü bile kendine yontuyorsun. Eti zaten hastaydı, ölmek üzereydi. Ne demek hastaydı? Senden sakladı. Bu şahane hayatını, muhteşem Can Manay'ı kendi derdiyle bozmak istemedi. Neden bana söylemedi? Söylesem ne değişecekti? Dürüst ol, ne değişecekti? Eti ona acımadı değil, değer vermeni istedi. Sen ne yaptın? Hayatından bir çöpmüş gibi attın onu. Herkesin ortasında rezil ettin. Eti beni yönetmeye kalktı. Sınırlarını aştı. Duru'yla arama girme dedim. Duru yüzünden mi harcadın Eti'yi? Bu yüzden mi kendini öldürdü Eti? Ne vardı o dosyada? Sizi ayıracak ne vardı? Bilge, kendine gel. Asıl şimdi kendimdeyim. Senin narsist olduğunu söyleyenlere kulaklarımı tıkadım. Seni mentorum sandım. Ne büyük salaklık. İnsanlara yardım etmek için psikoloji okudum ben. Senin ve senin aptal oyunlarınıza piyano olmak için değil. Benden bu kadar. Bilge, pişman olacağın şeyler yapma. Pişman olacağım şeyleri yaptım bile. Sırf siz ayrılmayın diye Eti'nin son isteğini yerine getiremedim. Eti kendini öldürdü ama siz hala birliktesiniz. Hiçbir şey olmamış gibi. İkiniz de yalancı, ikiniz de ikiyüzlüsünüz. Bilge, lütfen. İkiniz de sevdiğinizi söylediğiniz insanları aldattınız. Tam birbirinize layıksınız.